umreci kardeşlerimizle Uhud Dağı ziyaretine de geldik ayrıca. Uhud Dağı, Uhud Savaşı'nın olduğu mekandır. Uhud Savaşı Müslümanların yüreğini yakan yaralardan bir tanesidir. Sebebi de kazanmış olduğumuz savaşı kaybetmiş olmamızdır. Uhud Dağı Mekke-i Mükerreme'nin takriben 5-6 kilometre kadar dışında, bir uçtan bir uca uzunluğu uzaklığı 8-9 kilometre mesafede, en yüksek yeri de 720-750 metre kadar yüksekliğe sahip olan bir dağdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı için "Uhibbuna nehubbuhum", biz onu severiz, o da bizi sever buyurmuştur. Peygamber Efendimizin Uhud Dağı ile ilgili çok güzel hatıratları var. Bir seferinde Uhud Dağı'na çıkmış, yanı başında Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir var. Dördü birlikte dağa çıkmışlar. Uhud Dağı'nda ufak bir sarsıntı meydana gelmiş. O zaman Peygamber Efendimiz Uhud Dağı'na, "Ey Uhud, üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var" diye uyarmış. Uhud Dağı, Uhud Savaşı'nın olduğu yerdir dedik. Uhud Savaşı işte bu mekanda meydana geldi. Burası Ayneyn Geçidi, yani Gözcüler Tepesi, yani Okçular Tepesi olarak bildiğimiz yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş başlamadan önce, kısaca anlatıyorum, savaş başlamadan önce bu tepenin değişik yerlerine 50 kadar okçu yerleştirmiş ve bunları uyarmış. Demiş ki biz savaşı kaybetsek de bu tepeyi terk etmeyin, bizden haber bekleyin diye. İşte o mübarekler de aşağıda savaş kazanılıp bitince burada ganimet paylaşılacak diye böyle bir his ve hevese kapılmışlar mübarekler ve buraya inmişler bir kısmı. Tabii yukarıdaki güç azalınca düşmanların ordusu tepeyi iki taraftan kuşatıp İslam ordusuna büyük bir zayiat verdirmiş. 70 kadar sahabenin burada şehit olduğu söylenir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dişinin kırıldığı, dudaklarının yarıldığı ve türlü sıkıntıların yaşadığı yer işte burası, savaşın olduğu mekanda buralar. Buralarda savaş olmuş. Uhud Savaşı'nın olduğu yerler burada. Daha sonra güzel güzel hizmet birimleri, hizmet binaları yapmışlar. Şu karşıda gördüğümüz yerde Uhud Şehitliği diye geçiyor. Orada Hazreti Hamza'nın ve ondan fazla Uhud Şehidinin metfun olduğu bilinir. Uhud Savaşı'ndan sonra bu bölgeye defnedilen şehitlerin cenazeleri bir müddet geçtikten sonra büyük bir sel felaketi meydana gelir burada. Sel felaketi meydana gelir. Aradan yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen şehitlerin cesetlerinin çürümediği, o toprakların üzerine tek tek çıktıkları görülür. Bunu hemen bölgeye abluk altına alırlar ve şehitliğe, buraya Hazreti Hamza'nın mezarının olmuş olduğu yere 13 tanesini, 13 ya da 15 kadarını buraya defnederler. Şehitlerin bir kısmını buraya defnederler. Şehitlerin geri kalan kısmı da Baki mezarlığına, Medine-i Münevvere'deki Baki mezarlığına defnedilir. Niye oraya defnedilir derseniz, burada savaş esnasında şehit olmamışlar. Bir kısmı gazi olmuşlar. Ama akabinde hemen bir gün, iki gün geçtikten sonra tedavi amaçlı oraya götürdükleri için orada tedavi edilirken, tedavi süreci bitmeden şehit olmuşlar. Oraya defnedilmiştir. Açıklamalardan bir tanesi bu sebeplerden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı zaman zaman gelir, ziyaret edermiş. İşte biz de umrecilerimize kendilerini buraya getiriyoruz. Uhud Dağı nedir? Uhud Savaşı nedir? Ayneyn Geçidi nedir? Gözcüler Tepesi nelerdir? İşte buraları anlatıyoruz. Buralardan bir ders çıkarmalarını, bir ibret almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada fatihalar okuyoruz Uhud şehitlerine, kendi geçmişlerimize. Onları hediye ediyoruz. Derken turumuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Rabbim nasip ederse buraya gelen diğer kardeşlerimize de bundan sonra bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Allah buraya gelmeyi herkese nasip etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.